nasıl Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğini söylemişti. Ve geçen senede bunu şey yapmıştı. İşte ondan bir hafta sonra da bu katliamlar başladı zaten. Şimdiye kadar tabii Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ağırlıklı oydu. Şimdi artık bundan sonra tamamen ve tamamen Gazze olayına, katliama Birleşmiş Milletler odaklanacak. Benim çok büyük ümidim bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının sonunda Paşam'a da katılıyorum. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısında da daha çok bir artış olacaktır. Herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu, Tolga Bey'in de söylediği gibi, gene 2012 yılında bunu Suriye'deki katliamlar üzerine Rusya ve Çin'in Suriye lehine, Esad rejimi lehine veto koyması üzerine dünya 5'ten büyüktür. Daha sonra 2 sene sonra da daha adil bir dünya mümkün sloganları artık uluslararası ilişkilerin literatürünün bir parçası haline geldi Osman Bey, biliyorsunuz. Artık herkes bunu söylüyor. Artık herkes Birleşmiş Milletler sisteminin değişmesi. Yoksa Uğur Hocam söylüyor da şimdi şunu da görmezden gelemeyiz. Ne oluyor? Söylüyor da bir sonuç var mı? Nihai bir tablo söz konusu mu? Bunu ama da merak ediyorum. Çünkü ortaya konan bir veri, bir argüman, bir barış süreci, sağlıklı bir dönemeç yok. Ama konuşuyoruz ama bir sonuca varamıyoruz. Dünya ölçeğinde söylüyorum ben de bunu. Anlıyorum ama şu var. Yani Birleşmiş Milletler sistemin o 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında galip ya da galip sayılmış, Fransa, Çin gibi yenilmiş ama galip sayılmış devletlere verilen Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisi. Sadece ve sadece Güvenlik Konseyi'ne askeri müdahale yetkisinin verilmesi ve onda baştan kilitlenmesi sistemin sakat doğmasına neden olmuştu. Ama 30 sene, 40 sene kimse bunu dillendirmedi. 1990'lardan sonra işte Almanya, Japonya, Brezilya başladılar. Biz de Güvenlik Konseyi'ne girelim. Onlar da sistem değişsin de biz de o sistemin parçası olalım. Yani bu sakat sistem kalkmadı. O sakatlığın bir parçası olalım diye şey yaptılar. Bir ara düşünüldü. Güvenlik Konseyi'nin yapısının daimi üyelerin sayısının artması. Brezilya girsin, Güney Afrika girsin, Mısır girsin, Japonya, Almanya girsin. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği sistem kökten değişmeli. Yani veto sistemi kaldırılmalı, daimi üyelik kaldırılmalı şeyini kimse söylemiyordu. Şimdi herkes bunu söylüyor. Ha, diyeceksiniz ki sorduğunuz soruya göre bunu söylüyor da ne değişecek sonuçta? Sonuçta değişecek. Yani Ukrayna'daki savaş gittikçe Kaliningrad üzerinden dünya savaşına doğru, NATO'nun dahil olacağı bir savaşa doğru giderse, Orta Doğu'daki savaşı Netanyahu gittikçe güneyi halletti, şimdi kuzeye, Lübnan'a saldırdı biliyorsunuz. Havadan şimdi yumuşatıyor, 600 kişiden fazla, ki o artar sayısı çünkü çok yaralı var. Orada bombardımandan artar da. Bugün de devam ediyor bombardımanı. Doğru. Yani ben bini aşacak. Dolayısıyla Lübnan'da belli bir yeri karadan işgal edeceğini kafaya koydu. Golan'dan yukarıya doğru gideceğini ilan ediyor. Onu da kafaya koydu. Dolayısıyla artık İsrail'e karşı yakında Amerika'nın dışında bir destekçi kalmayacak. Bu katliamlar devam ettiği sürece kalmayacak. Peki Amerika Birleşik Devletleri o süreçte hala askeri desteğini verirse... Verir. Ne olacak? Verir, şu olacak. Olması gereken tek şey şu. Diğer Müslüman ülkelerin orada 1973 savaşından sonra yaptıkları gibi bir araya gelip en azından o petrol ambargosunu, doğalgaz ambargosunu, yani sadece İsrail'e karşı değil, yine Batı'ya karşı. O da zaten o 73 savaşından sonra hem Araplar saldırmıştı hem Araplar yenilmişti. Yani orada İsrail neredeyse haklıydı. Ama ne oldu? O petrol ambargo sonucu almış olduğu yerlerin hepsinin üstünü fazlasıyla vermek zorunda kaldı. Çünkü Avrupa'nın ekonomisi çöküyordu. Dolayısıyla bu ambargonun İsrail'e karşı, yani Türkiye X meşrubatı bilmem neyi falan yasaklamakla burada bir etki etmez. Bütün Müslüman alemi birlikte şey yapacak ve petrol, doğalgaz ağırlıklı olarak bütün Avrupa Birliği'ne karşı bir ambargo, bir tavır konulacak. Ondan sonra İsrail yalnızlaşacaktır. Artık Amerika'da İsrail lehine veto koyamayacak hale gelecektir. Çünkü artık bütün dünya Birleşmiş Milletler sistemini sorguluyor. Eskiden sorgulamıyordu bunu Osman Bey. Yani hele Soğuk Savaş döneminde iki bloklu da hiç sorgulanmıyordu. Birleşmiş Milletler aşağı yukarı. Ya Sovyetler Birliği veto koyuyordu kendi lehine ya Amerika koyuyordu. Hiçbiri koymasa Fransa koyuyordu vesaire. Ama kimse de sorgulamıyordu ya. Niye böyle? Ne Kore'yi engelleyebildiler, ne Vietnam'ı engelleyebildiler.
Ama şimdi sorgulanıyor. Hem de fevkalade ciddi şekilde sorgulanıyor. Dolayısıyla ya yakın zamanda bir sisteme o veto yetkileri falan kalkacak. Şimdi zaten şu sözü verdi Fransa falan. Ya çok 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 elzem olmadığı sürece kullanmayacağız. Yani o sistem dursun ama kullanmayacağız. Ya sen kullanmazsan gidiyor Amerika kullanıyor, fark doğru etmiyor. Yani Suriye olayında Suriye kendi halkını kesti. Nusayriler gitti, Sünni Müslümanları kestiler. Gitti hem Çin hem Rusya veto koydu. Bir tanesi koysa yetiyor. Yani dolayısıyla çok bir şey değişmiyor ama bu sorgulama bu sistemi değiştirecek. Çünkü artık bu katliamlar Birleşmiş Milletler'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın da genel kurulda söylediği gibi sistemin işlemediğini, 45 sonrası yapılan sistemin artık bir daha savaşlar olmasın, iki dünya savaşı gibi üçüncüsü olmasın, uluslararası bu seneki sürekli kalkınma tema biliyorsunuz Osman Bey, böyle kalkınma mı olur? Yani sen bebekleri öldürüyorsun, binaları yıkıyorsun, hastaneleri yıkıyorsun, sürekli kalkınma. Bu tam tersi yıkma oluyor yani. Tabii yani gerileme var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe 2012'den beri öncelik etmiştir, önderlik etmiştir. Artık bütün bunun onun dediğini artık Putin de söylüyor, Macron da söylüyor, herkes söylüyor. Ha şimdi dediğiniz bu peki bu söylemden eyleme geçer mi? Geçecek. İllaki peki geçecek. Yoksa ama şurada tek bir şey var. Şu Suudi Arabistan Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri, Kuveyt emiri, Katar emiri, Ürdün Kralı gibi bunlar Amerika'nın valileri. Hatta vali bile denmez bence. Yani kaymakamları yani eyaletteki bir şeyin. Bunlar aslında değişse var ya her şey değişir Orta Doğu'da. Ama maalesef bunlar Washington'dan talimat aldığı sürece petrol, doğalgaz bunların elinde olduğu da Orta Doğu'nun %60 coğrafyası bunların hakimiyetinde olduğu sürece bir şey yapılamıyor. 73'te bunu yaptılar. 73'te yaptılar. Tamam Suudi Arabistan Kralı Faysal hayatıyla ödedi. Amerika CIA'ya bir suikast yaptırdı. Yeğenini öldürttürdü Faysal'ı ama ne oldu? İsrail geri adım attı. Bunu gene yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Kasım ayında geçen sene katliamlar sırasında Arabistan'a gitmişti. Muhtemelen bunu teklif etti. Ama ne yaptı? Amerika ile İsrail oturun oturduğunuz yerde koltuklarda koltuklarınızı kaybedersiniz diye bu emir, kral, emir falan, kralcık, prenscik falan gibi şeyleri tehdit etti. Peki. Bunlar değişirse İsrail yola gelecektir. Yoksa İsrail yola getirecek maalesef hiçbir güç yok. Yani Amerika var. Amerika yola getirmeyi düşünmüyor. Tam tersine destek veriyor. Silahını daha çok veriyor. Parasını yani Biden'ın da bugünkü açıklamalarına bakılırsa pek de öyle değil durum ama son kez yaptığı konuşmada savaş suçlarına karşı çıktım diyor ama biz göremedik onu mesela. Şimdi Osman Bey bunu ne dedi? Ha bir de ne diyor? İki devletli çözüm diyor. Sen ne zaman diyorsun bunu Biden? Sen kendi partinden aday bile 4 senedir başkandın. Bunu demedin de kendi partin bile seni aday göstermedi. Şimdi diyorsun hikaye. Yani ben desem, Uğur Özgöker de dese bu kadar etkili olur, Biden da dese bu kadar etkili olur. Sen bunu başkanken yapsaydın ya, bunu deseydin ya. Bunu bizim Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledi. Dedi ki buradaki Orta Doğu'daki kan ancak dedi Birleşmiş Milletler'in 48'de aldığı karar çerçevesinde bağımsız iki devlet coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti bağımsızlığı olabilir. Başka bir türlü olamaz dedi. Şimdi herkes bunu söylüyor. Zaten Birleşmiş Milletler'in 48'de aldığı karar da buydu. Yani Osmanlı'nın Filistin eyaletini ikiye bölecektik. %47-53 nispetinde Kudüs'ü de ikiye bölecek, Birleşmiş Milletler'e verecek. Bir Arap devleti, bir Yahudi devleti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, düzeltiyorum, Güvenlik Konseyi, bir İsrail ile ilgili karar aldı. 67 savaşında elde edildiği şeylerden geri çekilecek diye. Ve ne hikmetse Amerika ona veto koymadı o zaman. Bu karar da yürürlükte ve Cumhurbaşkanımız da öyle dedi. 67 sınırlarının öncesine çekilsin. Peki. Coğrafi bütünlüğü olan, yani Gazze ayrı, Batı Şeria ayrı değil. Coğrafi bütünlüğü olan iki egemen devlet, bir Arap devleti, bir Yahudi devleti, bütün Orta Doğu'daki kan durur. İşte o zaman sürekli kalkınma olur. Peki. Çünkü enerji kaynakları burada. İşte biz bunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama bütün dünya buna gelecek. Gittikçe adım adım hızlanıyor. Paşamız da demin söyledi zaten. Bugün Filistin'i tanıyan devlet sayısı İsrail'i tanıyandan daha fazla. Yani ve İsrail'e düşman olan artık şey sayısı gittikçe artıyor. Ve bu daha biraz daha giderse şimdi Lübnan'ın işgalinden sonra Suriye'nin işgalleri falan da gelirse artık çoğu devlet daha farklı bir tablo oluşacak.
büyük büyükelçiliklerini geriye çekmeye başlayacak. Maslahat güzel seviyesine indirecek falan. Paşam zaten Şam'da ateşelik yaptı. O diplomatik şeyleri daha iyi bilir. Peki. Teşekkür ettim. Bu arada Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i de kabul etmiş. Bu da bir son dakika gelişmesi. Birleşmiş Milletler binasında bir araya geldiler. Özellikle son dönemde tabii Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bir normalleşme havası görülüyor. Zaman zaman bir otel geriliyor ama evet. Şu anda iyi bir durumda. Özellikle bu yıl 6. görüşme, son bir yıllık periyotta 6. görüşme gerçekleşmiş. Hem belki biraz o görüşmeye çok kısa değinebiliriz. Ben şunu sormak istiyorum asıl olarak. Bu süreçten sonra bir tabloda çizdi Uğur Hocam. Hakikaten sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olan, yalnız kalmış bir İsrail ve çözüme giden bir süreç doğabilir mi? Onu da değerlendirin lütfen. Şimdi bu Miçotakis kabulünle ilgili iki cümle söyleyeyim. Bu bir süredir evet normalleşme süreci devam ediyor ama Miçotakis hükümeti içerisinde bu normalleşmeyi istemeyen bakanları var. Ve bu süreci sürekli zehirlemeye çalışıyorlar. Bunu bir kenara not almamız lazım. Çünkü sonuçta hükümet üyelerini Türkiye'de defaatle uyardı Miçotakis'i. Hükümet üyelerine dikkat et diye. Ama bunun da devam ediyor olması aslında bir nevi Miçotakis'in de bir ikinci plan olarak da bu Türkiye karşıtlarını da yanında tuttuğu anlamına geliyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle de Amerika'nın bölgede yoğun destek verdiği zamanda o dönemde oldu. Türkiye karşıtlığı artıp bu üstlerdeki askerler, personel, mühimmat çekildiğinde yeniden normalleşmeye eğilim gösterdikleri süreçleri unutmadan bu normalleşme sürecini devam ettirmek gerekiyor Türkiye adına.